Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Türk Filmleri Afiş Sergisi'nin üçüncüsü açıldı. Açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bazı vekiller ve halk katıldı. Gönendere Kültür ve Sanat Derneği'nin temsil kurulu üyeleri sergimize hoş geldiniz. Türk sineması film afişleri sergisinin üçüncüsünü açmanın gururunu yaşıyoruz. Sergimizi gezerken sizlerden ricam, afişleri yıllar önce basılmış renkli kağıt parçaları olarak değil de ilk buluşmalara, ilk bakışmalara, ilk aşklara şahit olmuş ve içinde daha nice yaşanmışlıklar bulunan birer şahit olarak bakmalıdır. Aslında 60'lı yıllar bizim çocukluğumuz, 70'li yıllar gençlik yıllarımızın olduğu dönem. 1960'lı yıllar hepimiz biliyoruz, Kıbrıs Türkü'nün zor yılları. Bu yıllarda işte sosyal yaşam çok kısıtlı, sıkıntılı. İşte böylesi aktiviteler bu toplumu bir arada tutmak, o inanç ve değerlerini koruyup geliştirmek için çok önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Gidip oralarda elbette işte altyazılı filmler izlemeye, çeşitli etkinlikleri görme şansına sahip olduk ama çok iyi anımsıyorum. Öyle 15 günde ayda bir o zaman Kıbrıs televizyonunda yayınlanan Türkçe sinema kuşağında bütün köylü kulüp binasına doluşturdu ve köylü için o gece bambaşka bir şeydi. O filmleri izlerken, klasikleri izlerken kendimizden de bir şey bulabilir miyiz diye arayış içerisindeyiz aslında. Veya okuduğumuz bir romanın nasıl yansıdığını görmeye çalışıyoruz oralarda. Metropol yolu olarak bilinen Şehit Kemal Ünal Caddesi'nde bulunan Kıbrıs Kapital Bank binalarında açılan sergide 1969-1972 yıllarına ait 50 afiş sergilendi. Gönendere'de 1960 yılında kurulan ve 25 yıl kesintisiz sinema gösterimi yapan Hürriyet Sineması'nın yıllardır korunan Türk filmi afişlerini içeren sergi 16-20 Nisan tarihleri arasında 10-18 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.